Şimdi ben hemen salatamı yapıyorum. Şimdi normalde içinde bir tane yarım tane ayva, ayvanın büyüklüğüne göre yeşil elma ya da sevdiğiniz lezzetinden hoşlandığınız herhangi bir elma. Ama böyle hafif mayhoş bir elma olursa bu salataya daha çok yakışıyor. Peki. Şimdi narlar daha bitmeden, nar mevsimi, muhakkak içine nar ve dediğim gibi şalgam olur, kırmızı pancar olur, kırmızı lahana olur. Kırmızı şöyle... güzel insanın iştahını açan bir renk. Ay 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 ay. Şimdi biz yayından önce şöyle bir şey yaptık. Ayvayı rendeledik, elmayı rendeledik. Vakit problemi yaşıyoruz ya. Onları limonun suyun içine koyduk ama kararmasın. Evet, kararmasın. Bak, siz bu da bunu böyle evde oldu. Yapmayın. Çok güzel oldu. Harika. Gerçekten harika oldu. Meltem abi, bunun arasında biraz kaşar da girer mi sanki? Girmez olur mu? Tabii işte diyorum ya, mutfak hayal gücü. İlk yaptığınla ikinci yaptığın ve üçüncü yaptığın birbirinden çok farklı oluyor. Evet. Yani ben ilk denediğim bir şeyi ikinci ya da üçüncü sefer başka versiyonda yapıyorum. Tabii mutlaka. Şimdi ayvamı koydum. Hemen süzüyorum. Nerede yapayım anneciğim? Tatlıları kenara alayım. Ha, şöyle. Tamam, hemen kenara aldım. Ve başladım salatamı yapmaya. O rendelenmiş ayva mı? Evet, rendelenmiş ayva ve rendelenmiş elmayı koydum. Elma, ayva, of evet. Harika. Tam benlik. Şöyle kırmızı pancarlarımı da içine ilave ettim. Mükemmel lezzetler bir arada. Bunların hepsini harmanladım. Bu böyle salata yerine, tatlı yerine, öğün arası yerine yiyebileceğiniz, hani canınız böyle çok tatlı istediğinde sizi gerçekten hem doyuracak mide olarak açlığınızı, hem de tatlı ihtiyacınızı karşılayacak. Ay. Ama salata kıvamında inanılmaz lezzetli bir şey. Muhakkak deneyin. Çok güzel. Şimdi denge içine bak. Limon suyu. Biraz zeytinyağı. İsterseniz eğer, isterseniz nar ekşisi. Ayva, elma, pancar. Evet. Mükemmel. Tam senlik bir. Şimdi bu tarif Ebru Akel için efendim. Yaptığım poğaçalar ve muhallebilerden sonra. Ebru salatası olsun. Bu Ebru salatası olsun. Bugünün kendimizi iyi hissettiren yemeği. Evet. Bu kadar hamur işinden sonra. Şimdi bu hamur işinden sen kaç tane yersin? Ben mi? Bir yerim. Bir tane yerim. Belki de yarım yerim. Yarım. ne yapayım? Onu bütün yesem... Yarım o gün tane. Bir saat daha fazla yürümem lazım. O günkü programım eğer yürümeye, koşmaya çok... Müsait değilse. Eğer spor yapacağım bir gündeyse bir buçuk tane yerim. Peki canı yemek istiyor da, şunu anlamaya çalışıyorum. Canı yemek istiyor da kendini frenliyor musun? Yoksa canın o kadar mı yani? İştahın mı o kadar? Ben çok iştahlı bir insan değilim. Böyle ama yemeği de severim ayrıca. Ama böyle hiçbir zaman bir oturuşta böyle tabak tabak çok yiyemem. Ama böyle şeyleri kontrollü yemem gerektiğini biliyorum. Sadece onu söyleyebilirim sana. İşte bu duymak istediğim bu. Evet, kontrollü yemeği biliyor. Yani bunların bir tane yenir. Yani çok güzelse akşam hiçbir şey yemem. İki tane de yerim. Yani işte her şey denge Meltem abla. Aslında açıkçası bu kontrolü öğrenmek lazım değil mi? Kasmaya gerek yok yani. Denge. Eğer dengeliyse ve iyiyse orada her şey benim için o günkü beslenmemde ondan iki tane de yerim. İşte senin için yaptığım salata. Aşkımsın sen benim, harika. Bak, nar da koydum üstüne, nar seviyorsun diye. Evet. Ne yakışır bunun üstüne? Ceviz.